Değerli arkadaşlar, ülkemizin bugüne kadarki en acı kaybı ne oldu biliyor musunuz? Demokrasi oldu. Türkiye demokrasisini, demokratik değerlerini kaybetti. Bakın bugün Dünya Demokrasi Günü. Bu vesileyle kısaca demokrasinin üstünde durmak istiyorum. Demokrasi nedir? Demokrasi. Demokrasi seçim midir? Hayır, değildir. Demokrasi bir iktidarın seçimle gelmesinden çok daha fazlasıdır. Mesela demokrasi, seçim sonuçlarını tanımaktır. Yani işinize gelmeyen seçim sonuçlarını görünce oraya kayyum atamak değildir demokrasi. Demokrasi, temel hak ve özgürlükleri korumaktır. 85 milyonun hakkını, hukukunu güven altına almaktır demokrasi. Mesela bir ülkede iktidar, televizyonlara kimin çıkıp çıkmayacağını belirliyorsa orada demokrasi yoktur. Hangi vatandaşın ne yazıp çizeceğine müdahale ediyorsa orada demokrasi yoktur. Sosyal medya ne kadar özgürse bir ülkede o kadar demokrasi vardır. Yani demokrasi demek basın özgürlüğü demektir. Demokrasi demek ifade özgürlüğü demektir. Düşüncesinden dolayı cezaevinde yatan insanlar varsa orada demokrasi yoktur. Demokrasi demek ötekinin hakkını korumaktır. Herkesin eşit olması, farklılıkların korunmasıdır demokrasi. Peki tüm bunlar demokrat olmaya yeter mi? Hayır, yetmez. Demokrasi aynı zamanda halkın sırtına binip haksız kazanç elde etmemektir. Yani demokrasi yolsuzluklar, talanla, soygunla, usulsüzlüklerle en kararlı şekilde mücadele edilen bir düzendir. Çünkü halktan daha güçlü zümre yoktur, demokraside olamaz. Çünkü demokrasi hesap sorabilen vatandaşların düzenidir. Otokrasiler ve despot rejimler ise dünyanın her yerinde halkın sırtından geçinirler. Halkın sırtından geçinenleri her yerde 100 metreden tanımak mümkündür. Lafa gelince çok milliyetçiyim, vatanı en çok ben seviyorum derler. Ama soygun, talan ve yolsuzluk da yine onlardadır. Dünyanın neresine bakarsanız bakın aynı durumu görürsünüz. Nerede yolsuzluk, talan varsa o rejimler otokratik rejimlerdir, despotik rejimlerdir. O rejimlerde ciddi manada demokrasi ezilmektedir. Demokrasi hepimizi ilgilendiren karar süreçlerine hepimizin temsilcilerinin katılmasıdır. Yani demokrasi güçlü meclistir. Halkın sözünün güçlenmesidir. Demokrasi dediğimiz sistem kayıtsız ve şartsız bir biçimde yargının bağımsız ve tarafsız çalışmasıdır. Öyle bir takım talimatlarla yargının karar aldığı sisteme demokrasi denmez. Ayrıca demokrasi bir tahammül rejimidir. Sizin gibi düşünmeyeni yok sayacaksınız, görmezden geleceksiniz, ona baskı uygulayacaksınız, ondan sonra da çıkıp ülkemizde demokrasi var diyeceksiniz. Öyle mi? Yok, olmaz. Olmaz böyle bir şey. Böyle bir demokrasi anlayışı olmaz. Değerli arkadaşlar, Türkiye şu an uluslararası standartlarda ne durumda biliyor musunuz? Bir demokrasi endeksi hazırlıyorlar. Ne acıdır ki ülkemiz bu endekste 167 ülke arasında 103. sırada. Demokrasi mi yoksa otokrasi mi olduğu belli olmayan bir durumda. Biz bu utancı Türkiye'mize yakıştıramıyoruz. Adaletsizliğin, yoksulluğun, yolsuzluğun, yasakların prim yaptığı bir ülkede demokrasinin can çekiştiğini çok iyi biliyoruz. Tam da bunun için söz veriyoruz. Deva Partisi tam da bunun için söz veriyor. Çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasiyi tam manasıyla sağlayacağız. Farklılıkların özgürce yaşadığı bir ülke olacağız. Demokrasimizin şanını kurtaracağız. Ülkemizde adaleti hakim kılacağız. Halktan kopan bu demokrasi ve özgürlük karşıtı otokratların hevesini kursaklarında bırakacağız. Güç sarhoşluğuna son vereceğiz. Emin olun, Deva iktidarında tam demokratik bir Türkiye kuracağız.